işgal etmiştir. 5 Kasım 2017 tarihinde Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine getirilen yeni sistemi açıklayarak zaten karışık olan zihinleri daha da karıştırmış, öğrenci ve velilerde oluşan kaygıları büsbütün artırmıştır. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sınavın kaldırılmasını gerektiren nedenleri şu şekilde sıralamıştır. 1. TEOG öğrencileri ve velileri okul dışı kaynaklara, etüt merkezi, kurs, özel ders ve benzeri yöneltiyordu. 2. Sınavın olduğu gün 6 ve 7. sınıflarda okula gelmiyordu. 3. Öğrenciler sınava hazırlık için devamsızlık yapıyordu. 4. Sınava hazırlanırken öğrencilerin sosyal ve psikolojik gelişimleri olumsuz etkileniyordu. 5. Öğrencilerin ve velilerin üzerinde sınav stresi olumsuz etki yapıyordu. 6. Yerleştirmeye esas puan belirlenirken okul başarı puanının da etki etmesi özel okulların notları şişirdiği iddiasını ortaya çıkarmıştı. Milli Eğitim Bakanı bu gerekçelerle eğitim bölgesi ve adrese dayalı kayıt sistemi sorunları çözmek bir yana daha da artıracaktır. Öncelikle belirtmek gerekir ki her öğrencinin istediği okula gitmesi en doğal hakkı olmalıdır. Sınavsız ve her öğrencinin istediği okulda eğitim alması savunulması gereken en temel yaklaşım olmalıdır. Adrese dayalı bir sistemin öncelikle öğrencilerin seçme hakkını kısıtlamakta, öğrencileri sadece oturduğu mahalleye ya da eğitim bölgesine hapsetmektedir. Semtlerin ekonomik ve sosyal farklılıkları ve eşitsizlikleri okullara da kaçınılmaz olarak yansıyacaktır. Okulların teknolojik donanımlarından öğrencilere yönelik olarak sunulan olanaklara, velilerin okul yaşantısına katkısına kadar pek çok alanda bu farklılıkları ve eşitsizlikleri